Merhaba arkadaşlar, Oyun Gezer Online'dasınız. Ben Sinan Akkol. Skyshine's Bedlam. Skyshine, yapımcı firmanın ismi, ilginç bir narsizm örneğiyle oyunlarının önüne koymuşlar isimlerini. Çok bir şey bize ifade etmiyor. Efendim, nasıl bir oyun Skyshine's Bedlam? Bu aralar çok revaçta olan Mad Max vari, efendime söyleyeyim, Fallout vari ve Rogue-alike tarzı oyunlarımızdan birisi. FTL'e çok benziyor. Sıra tabanlı dövüş sistemi alıştığımız XCOM tarzına biraz benziyor. Ama sıkıntı şu ki çok basit. Hani oyun kolay değil. Yapısı çok basit. Fazla basit. Şöyle göstereyim size. Seçebileceğiniz oyuna başlarken 5 çeşit dozer var ama bunlardan birisi şu anda açık. Diğerlerini bulmanız lazım. Normal zorlukta başlayalım. Oyunun amacı şurada gördüğünüz Byzantin adlı şehirden Aztec City'ye ulaşmak ve orayı keşfetmek. Artık kaçıncı nükleer savaşsa veya kimyasal vesaire oluşmuş her türlü savaşı aklınıza getirin. Bitmiş bir bitik bir yerdesiniz ve gördüğünüz gibi bir dört kapısından birinden çıkabiliyorsunuz Byzantin şehrinin. Bu size bir güne mal oluyor. Gün önemli değil ama 35 petrol, 20 de et, yani yiyecek ve yakıta mal olacak her hareketiniz. Efendime söyleyeyim, her böyle hareketinizle birlikte bir şey oluyor. Aksiyona giriyorsunuz ve şu oldu bu oldu diye mesajlar çıkıyor. Onları okumak için iyi sıkı İngilizceye ihtiyacınız var. Hemen ben o sıkı İngilizce ihtiyacı gerektiren kısımlara gelmeden önce şurayı göstereyim size. Bu dozerinize eklediğiniz özel silahlar. Bunları kullanmak için power cell'lere ihtiyacınız olacak. Bunlar da bireylere, yani kendi askerlerinize atabileceğiniz silahlar. Şu tarafta askerleriniz var. Keskin nişancılar, ön cephe savaşçıları, silahşörler ve trenchers, şatkancılar olarak dörde ayrılmış durumdalar. Hepsinin sağlığı birbirinin aynı, özellikleri aynı, ancak birilerini öldürdükçe birbirlerinden ayrışıyorlar. Şurası işin zırt dediği yer. Power cell'lerinizi ya silah olarak kullanabilirsiniz veya dozerinizi geliştirmekte kullanabilirsiniz. Bence ilk etapta yapacağınız en güzel geliştirme, benzin harcamanızı şöyle 15 power cell harcayarak 36'dan 26'ya düşürmek olacaktır. Sonradan faydalı olduğunu göreceksiniz. Çünkü bakın, şuradan şuraya gitmek 104 benzin harcatıyor. Burada göreceğiniz üzere 5 seviye var. Ortamdaki düşman sayısı artıyor. Siz ne kadar uzun süre geçirirseniz Bedlam topraklarında ortamdaki düşman sayısı ve gücü ona göre artıyor. Efendime söyleyeyim, mutantlar arasında bir savaşa denk geldik. Dur ve müdahale et. Bir korumasız bir dişi mutanta saldırıyorlarmış. Dur ve müdahale et veya devam et seçenekleri var. Durup müdahale ediyoruz. Ve hemen bize dalıyorlar. 4 askerimizi seçtik, dalıyoruz. Oyunun sıra tabanlı strateji kısmı benim beklediğimden açıkçası çok daha az stratejik çıktı. Yapabileceğiniz şeylerin sayısı, bunları yapış şekliniz vesaire fazlaca basit olmuş. Efendim söyleyeyim, bakın şu mesela 2 vuruyor, 10 sağlığı var. Şu 4 vuruyor, 6 sağlığı var. Bunlar da diğer adamlarımız. Şu savaş alanında toplayabileceğiniz şeyler, bunları toplayın fırsat buldukça. Bu sniperlar 3 sağlıklı olduğu için tek vuruşla ölüyorlar. Zırt zırt ölüyorlar. Benzin aldık. Çok sniperlarınıza dikkat edin. Özellikle mutantlarla savaşırken. Mutantlar durdukça, sağ kaldıkça şey alıyorlar çünkü. HP, sağlık puanı topluyorlar. 2 kere hareket etme veya 2 kere ateş etme hakkınız var her sırada. Bu güzel bir özellik. Ne yalan söyleyeyim, benim hoşuma gitti bu özgürlük. Şu yakın dövüş abisini ben buraya alırım. Bunlar 4-5 olmuşlar. Oy!
Gördüğünüz gibi çaktı shotgun'ı, eyledi viran. Şu bir. Şöyle menzile girmen hata oldu. Ve indirdik arkadaşı. Sıra hala bende değil mi? Yok bende. Şimdi 2 vuracak. Ama bilmediği bir şey var ki burada bir shotgunner var. Maalesef buraya yürümek zorundayım. Oradan ateş edemedim. Şimdi sıra onda. Gelip muhtemelen shotgunner'a vurur. Hayır. Yakın dövüşçüme vurdu. Yakın dövüşçümde şunu alayım. Et. Bak yakın dövüş çapraza vuramıyor mesela. Niye? Böyle bir aptallık olabilir mi? Evet. Savaştan karlı çıktık. Biraz bir adamımız biraz yaralandı. Dişi mutant da muhtemelen bize katılır. Seska'yı düşmandan korudunuz. Seska güçlü ve dayanırdı. Keşke savunmasaydınız. Ne olduğunu sor. Seska, Trigger First, Battle Skill, Trip Shift, Rodo bilmem ne falan filan. Dozer'e katılmaya şey yap. Evet. Şimdi yanımıza güçlü bir mutant katıldı diyecektim ki sıradan bir mutant katılmış. Sadece bakın yok. Şeyle aynı. Diğer Gunslinger'larla aynı özelliği. İki adamımız yaralanmış bu arada. Şimdi adam yaralanınca şu gelişme kısmına girip Barracks'ı geliştirmeyi tavsiye ediyorum. Bu da askerlerinizin daha hızlı iyileşmesini sağlıyor. Şimdi bir ana mesafeye gittikten sonra bakın şöyle gidebileceğimiz 4 tane alternatif macera var. Tabii hepsi benzin ve yiyecek demek. Bir şeyleri kayıp da edebilirsiniz orada. O yüzden çok dikkatli olmakta fayda var. Bir kulübe bulduk. Hemen girelim. Gördüğünüz gibi bu oyun biraz FTL'e benziyor. XCOM'a benziyor. Hiçbir şey çıkmadı. Boşu boşuna benzin harcadık. Ama ne diyeyim? FTL'den aldığım keyfi alamıyorum. Ondaki çeşitlilik, ondaki taktiksel güzellik bunda yok. Özellikle gerçek zamanlı çatışmalar onda o kadar stresliydi ki bundaki basitlik beni irite etti biraz. Çok daha iyi bir şey bir oyun bekliyordum. Sıra tabanlı strateji kısmı özellikle çok çok basit geldi bana. İçeriye girmenin bir yolunu bul. Bir şeyler bulduk içeride en sonunda. 18 power cell hiçbir şey değil. Ben şurayı da araştırırım. Yoluma devam ederim ondan sonra. Bakın benzin gidiyor. Bu benzin, bu etler sonra hayati önem taşıyacak. Sarmaşıkları vur. Vurduk. Mutant sarmaşıklar saldırdı bize ama bir şey olmadı. Şimdi ana yolculuğumuza çıkalım. Bu arada bu arkadaşın hareketi bu kadar yavaş değil. Normalde Fraps ile video almaya çalışıyorum. O yüzden yavaş. Ses ekipmanımı değiştirdiğimi fark etmişsinizdir. Daha net bir ses ekipmanı kullanıyorum. Klavyenin cırt cırt belki sesi geliyordur ama Razer Seisen adlı mikrofona geçtim. Çok daha güzel ses verebiliyor kulaklık mikrofonundan sonra. Seska'ya özel bir görev çıktı. Radyasyon kaçağını tamir etmesini istiyoruz. Mutant olduğu için hiç kimse hasar almadı. Ama bize de bir faydası olmadı. Şimdi oyunun en büyük sıkıntısı bu taktiksel taraftaki güdüklük haricinde burada da çok hızla benzin ve et harcamanızdan dolayı ne yapacağınızı bilememeniz. Her göreve gitmek bir benzin ve et harcaması. Her görevden bir şey çıkmıyor. Her görev bakın kaç tane göreve gittik doğru düzgün hiçbir şey çıkmadı. Hatta hiçbir şey çıkmadı. Sürekli et ve benzin harcıyoruz sadece ve ortam da giderek kötüleşiyor. Bir EMP mine'ına bastık. Ne oldu? Et kaybettik. Çok güzel. Devam ediyoruz. Çok ümitliydim ben bu oyun için ya. Gezgine yaklaş. Gezgin tüccar mı? Hayır, alkemist. Hemen alalım. Bu adamları alın yanınıza mutlaka. Çok işe yarıyorlar. Alkemist nereye eklendin çocuğum? Buralara eklenmemiş. Peki. Burada bir tane baba var. Bu baba dövüşçüler çok işe yarıyor. Bunları gördüğünüz zaman haritada saldırın. Abba, çok zorlu bu herif ya. Bunu daha önce karşılaşmıştım. Seska'yla mı dalsak buna? Bu boş da değildir. Yalnız da değildir. Yanında adamları vardır. Daha önce buna
adamların hepsinin birbirine dalmasını sağlayan bir silah vardı. Onunla egale edebilmiştim. Şimdi o silah yok tabii. Çünkü bu ne? Aa, bir şey gelmiş. Bunun ne olduğuna bakmadım. İki kat resource veriyor bunu kullanırsak ama benim 40'a ihtiyacım var ki bu tipitoşlar birbirine dalsın. Şunu atayım üstlerine. Şuna şunu alayım. Ah yetmedi. Ah yetmedi. Abi şu şeymiş, shotgunner'mış aslında. Ama shotgunner'la oraya da gidersek ağzımızı kırarlar. Tatlı bir görselliği var oyunun bu arada. Fark etmişsiniz, dur. Vuramıyor mu orayı ya? İlla buraya mı gelmen lazım? Hacı dayı, şunu alabiliyorsan büyük nimet olacak. Vallahi oldu. Of. Şimdi bakın, seyreyleyin cümbüşü. Skyshine ismini buradan almış. Oh mis. Vallahi 40 enerji harcamaya bu basslarda değiyor bu arkada. Bu saldırı şekli. Şunu şuraya alalım ama o kaçar büyük ihtimalle ve evet. Yani şöyle şu arkadaşı arkadan koysam onlar bir daha birbirine ateş etsin de, veya bir tane koyayım bir tane kaçayım. Evet, onu temizledik. Kaç. Kaç 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 kaç. Bunlar birbirlerine dalsın. Dayıcım sen kimseye ateş etmedin. Kimse de sana ateş etmedi. Çok korkutuyorsun beni bu yüzden. Aha, bu bunu vurur. Ha, temizlendi ortalık ama hayır. İki kere ateş edebilirsen hacım. Aa, çok kötü ya. Bu bir geriye çekilecek ve iki vurdu. Of. Bu ağzımızı kırar şimdi bizim. Bak şimdi. Üç sağlıklı elemana dam diye vurursan ne olacağı bekliyorduk. Hiçbir şekilde bu savaşı kazanmam mümkün değil. Equalizer atamam. Bari şunun dibine gireyim de bir kere vurayım. Böyle bir dengesizliği var. Bakın bu arada normalde oynuyorum oyunu. Bu dengesizliği hala toparlayabilmiş değiller. O yüzden Steam'de de %56 olumlu yorum var. Bedlam, Skyshine's Bedlam pardon ile ilgili. Oysa ne ümitlerle oynamıştım ben seni Gamescom'da sevgili Skyshine's Bedlam. Abicim sen şöyle gel ve şuna bir tane vur. Ne olur ne olmaz, belki alırız. Evet. Sicario diye bir film gelmiş. Güzele benziyor. Şu anki halimizi de özetliyor. Crude. Vur vur vur. Vur. Vur vur vur. Öldü. Aa, ölmedim. Şansa bak. İki ateş hakkım olduğunu unutmuşum. Şimdi ben hiçbir şey yapmadan bekleyeyim. Ne olur vurma. Ne olur vurma. Eğer ki vurdum öldü, oldu bu iş. Vurdum ölemedi, bırakırım burada videoyu. Vurdum ölemedi. Bye bye. Bu dengesizlik işte Skyshine's Bedlam'in mezarını kazıyor. O çorak topraklara gömüyor maalesef kendisini. 300 passenger'ımızı da öldürdü bu arada. Aztec City'ye ne kadar passenger ulaştırdığınız puanınızı etkiliyor. FTL tarzı oyunlardan hoşlanıyorsanız açıkçası çok 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 hoşlanmanız lazım. Bu Bedlam'den bir zevk alabilmek için benim görüşüm o. Ama yine de ne bileyim, keçi boynuzu kemirmekten de hoşlanırız. Ben severim. Bu da öyle bir oyun. Ama dönerim FTL oynarım. Bedlam'in de bir daha yüzüne bakmam derseniz de garip karşılamam diyorum ve aranızdan ayrılıyorum sevgili arkadaşlar.
Oyun Gezer Online'ı takip etmeye devam edin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.